Maalesef. Seni uçan arabaya bindirmek isterim. Hadise şu ki Slovakya'ya bir gidelim. Çünkü orada üretildi. Slovakya'ya. Baksana çok yükseliyor uçan mu araba acaba? Ürettiler yani. Hiç Slovakya'nın adını duymuş muydun bir yerlerde böyle imza atacak? Demek ki Slovakya zamanı başlıyor. Buradan aynen. Bütün Slovaklı kardeşlere selam. İlk bize hiç geliyorlar mı acaba Slovak kardeşlerimiz? Geliyorlardır mutlaka. İlla ki değil mi? Her yerden geliyorlar. Tabii. İlk yolculuğu seferine çıktı. Korkuyla coşkuyu aynı anda yaşadılar ve dünyaca ünlü yolcu o sıra dışı dakikaları anlatıyor. Hadi bakalım. Karada değil havada dolaştı. Uçan araba yolculuk ilk seferini de başarıyla tamamladı. Slovakyalı bir firmanın geliştirdiği pervaneli ve kanatlı araç şu ana kadar 130 saat havada kalmıştı. Teknoloji harikası uçağımsı otomobil son yolculuğuna Prestani Uluslararası Havalimanı'ndan çıktığı için de ilk kez bir yolcu vardı. O şanslı kişi elektronik müziğin öncü isimlerinden Jean-Michel Jarre'dı. Ünlü müzisyen sıra dışı dakikaları Jules Verne romanında yaşamak gibi diyerek yorumladı. Vay 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 baksana. Dubai çok önceleri de test etmişti evet. Ama gördüğün gibi bayağı iyi. Tek buradaki dert bence zamanla kanatlarının da azalacak yani. Küçülmesi. Kanatsız olması şahane olur. Olabiliyorsa Slovak mühendislere söyleyelim Ebru'cum. Uçan araba en güzeli o. Çünkü geliyorum hop iniyorsun aşağı. İniyorsun da inip kalkmak için bu araçlar havalimanları mı lazım ya da böyle alanlar mı lazım? Sen o arabanı park yerinden gittin çalıştırdın. Zıt diye yukarı mı çıkıyor? Katlanıyormuş o güzel bak. Aa tamam işte ben alırım onu. Kanatları mı varmış? Bak satıyoruz falan deseler ilk 3 sırada mutlaka bir türkü görürsün ha. Evet. Ve biz de onun sayesinde sebepleniriz inşallah. İnşallah tanıdık bir Türk alır da. Valla o yolcunun yanında olmak isterdim ben de yani. Bir de dediğin gibi havaalanına ihtiyaç, otoyollar var. Ya onu ya, tabii ki çok saçma sapan fikir de, düşünce de geliyor bunun. Ebru böyle böyle ama gelişeceğiz ya. Kesinlikle. Fikirlerimizi ortaya koyalım. Yani hayır hava trafiği nasıl sağlanacak ya ben onu merak ediyorum. Uçak trafiği nasıl sağlanıyor? Boğaz'da vapur trafiği nasıl sağlanıyor? Evet. Ona göre görünmez şeritler var mesela. Ona uyacaklar. Mutlaka. Biz trafikte henüz yani çok kurallara uyan sürücüler bulamıyoruz da havada onları yakalarsak mesela uyuyakaldı diyelim şoför mesela havada bir anda düşünsene. Otomatik var canım. Beni en fazla ilgilendiren selektör var mı? Ha selektör. Selektörsüz ben o araca binmem kardeşim. Aa, o da, selektörü, o da. Selektör bizim milli sporumuz. Düşünsene düğün konvoyu kuruluyor şu anda havada bir anda. Oo, durdular tünelde. Tünel neresiyse işte. Orada diyeceğiz ki kuşlara yazık. Dan yazık. Dan illaki olacak. Bunları da konuşuyor oluruz. İnşallah. Bayağı.